YouTube'cum canım benim, hiç beklemeden aşağıdaki kit linkine tıkla, bir de like'a, mümkünse like'a tıkla müsaitsen. İyi seyirler diliyorum. Kıyma dosyasına devam ediyoruz. Daha başka videolar da gelecek. Yakında Sinan Sardoğan dosyası da gelecek. Merak etmeyin yani. Halil İşko videosu gelecek. Uzun uzun atacağız hepsini, gündem videosu. Sizi seviyorum. Akşam yayına gelin. Sağlam bir sohbet edelim. Arkasından Muhteşem Müzul, Kısmetse Olur izleyeceğiz. Sizi seviyorum. Öpüyorum. Bir de abone olursanız çok sevinirim. Öptüm. Yok, unutmadım. Ben o evi taşıdıktan sonra Mehmet Taşpınar'da da vardı o evin anahtarı. O ben oradan evi götürdükten sonra Evet. oralarda Mehmet gözükmüş. Komşular da görmüş zaten. Yani komşular bu arada... Bu ev sahibi benim eve saldırdığında kendine kaçtı gitti. Hayır abla, yalan. Yani gitmiş kazanları gerçekten evden almış mı yani? Kazanları evden Evet. almış. Abla yani Alaaddin'e kazanı ben sattım, gittim kendime bir saat aldım. Et makina. Kazanıymış bunlar. Bakır kazan mı? Evet. Evet, bakır kazan. Büyük olur şöyle, büyük. Abla bu bulduğu her şeyi satıyor zaten. Kazan buluyor, satıyor. Koyun buluyor, satıyor. Sayılı ceviz buluyor, satıyor. Ha, büyük bakır kazan, satıp evet. bakır kilosu karşılığı satıyor. Abla, iftira atmak için her türlü yol deniyor. İstediği kadar iftira atsın, öyle Mehmet bir şey yok. Mehmet Taşpınar bir de orada bir kuyu temizleme işine gittiler. Abisi evet. Yaşar, kardeşi Murat. O kuyuyu temizledikten sonra adamı 20 milyar parasını dolandırdılar. O adam da benim evime saldırdı. O komşularla da konuşabilirsiniz. Hayır abla, yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Hepsi mi? Milleti dolandırırdı, benim evimin adresini verirdi. Ayşe'nin adresini vermezdi. Yalan söylüyor abla. Baba herkes hakikaten yalan söylüyor. Abla, ablala başlayacağım şimdi. Küfür edeceğim. Tövbe estağfurullah, namaz vakti ya. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor mu? Komşuları konuşturalım mı? Gidelim mi? Muhtarınla konuşalım mı? Nereye gidersen git. Ses sıkıntı değil. Nereye gidersen git. Ama yalan konuşacağına gerçeği söylemek zoruna geliyor değil mi? Bu ses tonu nasıl ponçikleşti bunun birden? Abla nereye gidersen git, gerçekten muhtarı git. Ananla kardeşinle yan yana durdun. Zoruna mı geliyor? Ben gerçekleri konuşuyorum, gerçekleri. Senin gerçekleri konuşmuyor şu an. Sen gerçekleri konuşmuyorsun. Şu an orada sen abla, kullanılıyorsun. Hadi. Gerçekleri konuş da ortaya çıksın. Kadriye ho ho görüntüyü ver. Güllü, ben sana bir şey sorabilir miyim? Tabii abla. Buyur Hatice abla, sor. Güllü, sen bu adamla evliyken çok perişanlık çektin. Ben bizzat şahit oldum ve evet. gördüm seni. Evet. Peki... çok çektim, beni çok evet, mağdur etti o insan. Biliyorum, biliyorum. Mehmet'ten Murat, Murat'tan Mehmet. Peki evet. annen neredeydi de şimdi arkanda evet. senin annen? O zaman neredeydin sen cefa çekerken? Durmuş abi koymuyordu. Ben Durmuş abimi aradım. Yalan söyleme. Ben köye geleceğim, köyde. Ne oldu şimdi? Durmuş abiye niye patladı mevzu? Cennetliği birden doğru söylüyor. Çok sınayı bir soru sordu ha. Götürücüm dedim. Aslında çok kitap ortası bir soru sordu ha. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gelmeyeceksin dedi. Seni öldürürüm dedi. Gülü Allah. Ya ne alakası var? Durmuşla ne alakası var şimdi birden? Hakkı doğru iyi sordu ha. Şimdi de yalan söylüyor. Seni pik yapmam ben getirdim. Güllü. Ben seni pik yapmam ben getirdim. Seni aradım ben. Sen konuşma, sen konuşma tabii ki. Seni pik yapmam ben getirdim. Sen bana hakaret ettiniz. Tamam mı? Ulan Durmuş ne alaka? Durmuş o kadar tehlike arz eden bir tip değil ki. Senin evini ben aldım, yükledim geldim. Burada tehlike arz eden tip bir sen, iki durdu. Bağlanabilir, ev sahibi de bağlanabilir. Tabii sor buyur. Şimdi Güllü'ye diyor, Murat'tan Mehmet'e, Mehmet'ten Murat'a diyorsun. Evet. Ha? Arada bir üç çocuk daha var. Evet. O üç çocuk kimden olduğunu bileyim o zaman. Sana sormak lazım. What demek istemiyorum şu anda. Sana sormak lazım. Gerizek Hatice'ye niye soruyorsun? Sanki daha Hatice'nin karısı. Benim çocuklarımı karıştırma, kes! Sen konuyu değiştiriyorsun. Sen dur, bak, sen sordun evet, şimdi annenin arkandasın diyorsun. Benim çocuklarım orada konuşamazsın. Arkanda diyordun. Ya ben sen, bana, sen bana... Ulan seni gerizekalı, sen zaten Güllü'yle hala beraber değil misin? Diyorsun sen ki, konuşuyor. İşte sen İbrahim'le ayrı yaşıyorsun, benim gidip para alıyorsun diyorsun. Oraya, kes. Benim şu anda devletten kesinlikle 5 kuruş aldığım yok. Esen kart verdi devlet bana. 4,5 milyarla geçinmeye çalışan bir bayanım. Esen kart mı? Şimdi bu sene bu yaşıma gelmişim ya. Eyvallah etmemişim ki. Niye eyvallah edeyim? Elim tutuyor, zaman, ayağım tutuyor. O zaman ben diyorum ki Güllü Hanım'a şu soruyu soruyorum. Arada 6-7 Mehmet seni ayak altı ederken çocuk vardı. Bir de hamileydi Güllü benim gördüğümde. Hamile... Annesi şu an neden arkasında da? O zaman arkasında değil, sahip çıkmadı. Ha. Ben de o güttük çocuk arkasında dedin. Anne şu an güttük çocuk benim kendi ol. Mahallenin orta yerinde bağırır. Ya senin olsun olmasın önemli değil. Bir kız çocuğu değil mi sonuçta o? Kız bir anne. Değil. Ya bu aç yani kaldı, susuz kaldı. Istiyorsun? Beyinsiz gerizekalı. Sen çünkü Mehmet sen niye şu anda cenneti savunuyorsun onu anlamadım ben ya. Yani bu Güllü'nün annesi sahip çıkması cinayete bağlamak istiyorum. Yani bu cinayet... Güllü'nün annesinde sıkıntı var zaten canım. Orada da abla bu dördünde sıkıntı var zaten. Tekrar söylüyorum. Cennet konusu ortaya atılınca mı? Evet. Güllü, Cennet, Taner, Mehmet. Ve annesi yoksa bunu Güllü'yü adam yerine, insan yerine koyan yok. Evet. Doğrular konuşalım burada. Evet. Doğru söylüyor. Doğrular bu yani. Yıllardır koymadılar köye bu Güllü'yü. Getirdiler, vurdular darbeye, vurdu. Azı yanındaki var, yanındaki. Ben yanındaki evet. Taner Bey'i ben durdu olarak tanıyorum. Kızlarım eve koymuyor, kara sürtüyor. Biri evet. geliyor diyor. Hayır, abicim sen kızları kara sürtüyor değil. Koymuyor peki eve. O zaman Durmuş neden sen... koymuyor kızlarımı. Ben Allah hiç konuşmadım. Hayır. Bu zamana kadar konuşmadım. Hayır, yalan konuşma kes. Hayır sen her neden zaman... o zaman... Durmuş kızlarımı koymuyor. Ne alaka? Durmuş zaten o kadar efektif bir insan değil ki ailede. Arkasında olmadı. Ben hep bir zaman hep yanında kaldım senin.
Hamileydi bak, odunu yoktu, kömürü yoktu. Şu iddia ediliyor Cennet Hanım. Diyorlar ki bu kıyma makinesi cinayetinden dolayı, bu konudan dolayı kızınızı almadığınız iddia ediliyor yanım. Evet, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Cinayet yok. Et var, makinesi Cennet yok. Cennet Hanım var. Öyle bir şey yok. O kız bak, Durmuş şu ya, sağ alttaki Durmuş. Sağ alttaki Durmuş, üstteki de Durdu. Usta. Hayır. Bak, dinleyin, bu ayet meselesi. Hayır, nerede var? Nerede? Sen de mi bari abim satın aldı oraya çık da konuş diyene. Doğru mu? Sizinle kız çocuğun var. Güllü, Allah aşkına. Aa, tabii canım. Sen o zaman attılardı. Evet. Çok sıcak. Çok sıcak. Sıcak yaptı. Birazcık gerleyelim chat. Birazcık şöyle bir ferahlayalım abla. Kulaklar gitsin abla biraz. Biraz kulaklar gitsin, bir şey olmaz. Birazcık ferahlayalım abla. Dur bir kendimize gelelim chat. Bir yenilenelim chat. Yenilenelim mi? Usta, yenilendik mi? Yine ferahladık mı arkadaşlar, bir yenilendik mi, bir de iyiyiz, devam edelim. Yani şimdi niye tutuyorlar? Taner'i sen hiç sevmezsin ki. Allah aşkına biz dertleştik seninle. Niye seviyorum, ben kardeşimin sonuna kadar arkasındayım. Ne alaka, bu kardeşinin arkasındasın da bu kardeşinin niye arkasında değilsin? Oraya çıkıp yalan konuşma. Beni kimse satın alamaz. Oraya çıkıp yalan konuşma. Ne oldu şimdi? Daha demin Hatice abla diyordun, ne oldu şimdi? Çakal. Kıslarını gelmeyen bir şey olunca hemen ata artistik. Ramazancım hoş geldin, aleyküm selam. Kardeşimin kira parasını, elektriğini, suyunu gönderdiğime... Daha geçen gün sevmiyordum bir bilgi. Var, havale olarak para gönderdim, bağlatayım mı? Bağla. Çanakkale Biga'da tersanede çalışırken arkadaşımın yanında gönderdim. Adı ne kız kardeşin dedi, Güllü dedim. Güllü kardeşim böyle perişan dedim. Abi suç ortasın, göndermek zorunda. Peki bir şey söyleyeceğim, bu zamanında senin hasmin değil miydi? Ha? Bunlar seninle hasim değil miydi zamanında? Tatil ediyor. Köyden de geri götürdüm gittim onu, ondan sonra da oraya varınca bıraktım. Sen konuşma. Dur tek, birini bekleyin. Ben konuşmayacağım. Bekleyin bak beni. Bir susun, bir susun lan. Hatice Hanım sen konuş. Bu olarak biliyorum ve o Esma'nın cinayetinde de senin parmağın çok büyük. Abla! Abla ben sana bir şey söyleyeyim mi abla? Ben evet. O kızı götürdün. Aradan 15-20 gün geçmedi, öldü cevabı geldi. Ya önce ben bak Nurgül geldi bana, biz sohbet ettik dükkanda. Hatice abla herkesi patlatıyor, dur abla, Hatice abla. Anlattım Müge Hanım. Önce dedi ki asmışlar. Daha sonra dedi ki Hatice abla kendini evin balkonuna asmış. E abla, o zaten abla, ben sana bir şey söyleyeyim, o da şüpheli. Çelişkili bulduğum için ben zaten katılmak istedim programa. Abla iyi ki katıldın programa. Yani Mehmet'in söylediğiyle de cinayet eşleşti beynimde. Hatice abla. Efendim? Abla Mehmet sıkıntı. Taner sıkıntı. Bu dördü de sıkıntı ya. Peki. Şu dörtlü bakın, üst dörtlü komple sıkıntı. Sen bu kadar destekçisin. Esma'nın nişan parasını neden sen ödemedin? Neden küfür ettin bana, çektin koydun gittin dükkandan? Efendim, Hatice Hanım sen diyorsun ki Taner vardı diyorsun, kuaföre geldi diyorsun. Siz burada Taner olarak biliyorum ben sizi. Ben o zaman birinci evliliğinde İstanbul'daydım, ikinci evliliğinde Kuzey Irak'taydım. Yalan konuş getirmiş. Irak'ta ne işin var zaten bir kere, o da şüpheli. Vallahi bileyim, babası sokuk Taner. Babası sokuk Durdu. Bir kardeş ismi söylediniz, başka bir kardeş. Bayram Çolak götürmüş kuaföre. Hatice Hanım Bayram'ı tanıdı. Hayır, ben sizi de tanıyorum. Hanımı boyun ona kuaföre gider. Durdu değil mi? Bayram götürmüş. Ya vallahi kahretmesin sizi ya. Vallahi inanılmaz. Gerçekten midem bulanıyor ya. Ya şu adamları kimsenin salladığı yok. Gerizekalı. Siz varsınız her şeyin vallahi bile ortasında ya. Hocam Hatice abla ben senden de... Kendi kardeşlerini ortadan kaldırmışlar chat. Kendi çocuklarını ortadan kaldırmış bu manyak Cenneti ya. Şikayetçi olacağım. Oğlum ben buradayım. Bunu çıkacak, temizlenecek ama ben de seninle şikayetçi olacağım. Tamam, ben bana ettiğin hakaretlerden ben dolayı. Ben hakaret etmiyorum bak ben. Hakaret ne yaptı? Anana mı sövdü lan? Daha demin Hatice abla diyordun. Ne ara hakaret etti sana? Ne oldu? Gülüyordun en son. Güllü. Tarafsızı. Allah belanı versin Güllü. Ben de senden şikayetçiyim Hatice Hanım. Canım yok, kafana getirdi diyorsun. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben de senden şikayetçiyim Hatice Hanım. Bu saatten sonra hasbimsin. Ben de senden şikayetçi olacağım. Benim şurada... Bekmesin, herkes birden şikayetçi oldu, arasını satayım. Herkes şikayetçi oldu birden. Hayır, benim şurada iftira falan attığım kesinlikle yok. Ben seni oraya niye çağırdım? Mehmet seni dolandırdı, annen kuzularını aldı. Hayır, ben seni oraya niye çağırdım ne demek ya? Sen kimsin anasını satayım çağırıyorsun ya bizi bir yere? Hatice Hanım niye şikayetçi oluyorsunuz? Bir şey demiyor ki Hatice. Hatice'den bir de ne olarak vallahi hakaretlerinden dolayı şikayetçi olacağım diyor. Kadın hakaret etmedi. Diyor ki Mehmet bana... Bunlar alışıkta her şeyi şikayet etmeyen. 2008 yılında evet. Bu cinayetten bahsetti. Evet. Abla 2008'de ben bir şey bahsetmedim. 2018'de... Ay Allah senin de belanı, ablana şimdi başlayacağım bir gerizekalı. Kendi söyledi ya, sığırt maç. Bahsetmedim ben Hatice ablaya bak, bahsetmedim. Ben hiçbir şeyden konuşmadım. 2018 miydi 2008 miydi? 2018. 2018 ben hiçbir şey bahsetmedim abla. Zaten benim daha başımda yatılıyor. Bela dururken... Benim başımda böyle bir bela varken, cinayet bak, Mehmet, benim anladığım kadarıyla sen tüm kocasıyla, bak böyle bazı erkekler vardır, kocasıyla problem yaşayan kadınları hedef alır. Çünkü problemsiz kadınların onu beğenemeyeceğinden emin olduğunda, problemli kocasıyla, sevgilisiyle, eşiyle problem yaşayan kadınları hedefi haline getirir. Hayır, çünkü abla. Onlar
abla bunun yani şey gibi sansar gibi düşün abla. Çok sansar sistem. Kaba bir tabir olacak, özür dileyerek söylüyorum. Yavşak mı ne abla, gevşek olabilir mi? Cimil, kaşmer. Senin gibiler için daha kolay lokma görünürler. Çünkü kadının zaten sıkıntısı vardır. Duygusal boşluğu var. Bu duygusal boşluğu, bu gerizekalı. Yani o duygusal boşlukta o sırada kim gelirse zaten kabul edecek galiba. O sırada gelen duygusal boşluğa bak. Ay boşluğu nasıl sıçayım senin? O duygusal boşluğundan gireyim. Ondan sonra ben onu oradan alırım. Şimdi kimsenin de yani evlilik dediğiniz şeyde siktin seni çok mutlu ilerlemez. Siktin mi seni? Ha siktin abla yani. Six fucking teen. Zamanı olur. Siktin arkadaşlar 60 anlamına geliyormuş bu arada canlarım benim. Biliyorsunuzdur belki. Ben de bir daha söyleyeyim. Siktin 60 anlamına geliyormuş. Kötü zamanı olur. Ama hangi dildeydi onu bilmiyorum chat. Siz biliyor musunuz? İşte kadının da bir sıkıntısı varsa hop ben onu oradan koparayım. Sen de biraz ben onu görüyorum. Çünkü şimdi bir de iki... Arapçada mı? Melah. Hayır. Bak ben şunu söyleyebilir miyim ablam sana? Ben ilk evliliğimden 9... Melahça gibi yani popkiller. 9 sene sürdü. 2007. 9 sene sürdü ama sen onu 9 sene sürdürürken aynı zamanda Güllü'yle de berabersin. Abla bir saniye. Öyle oraya bir mi? Açıklama getireceğim. 9 sene evli kaldım. Çocuğumun olmadığını cümle alem biliyor. İlk tamam. Eşimden. Eşinde kaç sene... kaçıncı senede geldi Güllü? Evet. Güllü 2010'da. Kaç yılında evlendin? Ya 2010 yılında bir ay kaldı, bana geldi. Sen kaç yılında evlendin? 2010 yılında. Hayır. Gerizekalı, Gülsüm'le kaç yılında evlendi, o çocuğun olmadığı var ya. 3,5 ay kaldım senin yanında, yalan konuşma. Ben ya bırak dur şimdi bir dakika, gerizekalı, Gülsüm'le, Güllü'yle değil. Ben daha 3,5 ay kalmadı hatta. Eşim, kurtlar, öndeki eşim. Kurtlar kayını aldım, kaldığım evin çeki değil mi? Kaç yılında evlendi? O kurtlar kayını boş değil mi sana? 3 yıl. 2016 tamam. Yılında, 9. ayında ayrıldım. Tamam, 2007 yılında evlendin ama 2010'da Güllü'yü getirdin. Güllü. Sen şimdi bir şey söyleyeceğim, 2007'de Gülsüm'le evleniyorsun. 2010'da Güllü'yü eve getiriyorsun, 2016'da Gülsüm'den ayrılıyorsun. Enteresan. Güllü'yü getirmem sebep de o kadın da çaresizlikten demek ki orada oturmuş kalmış. O kadıncağız ne yaptı 9 yıl boyunca size hizmet mi etti? Şerefsizler. Ha? Şerefsizler. Hayır abla çaresizlik. Müge Hanım üçüne de hiç nikah kıymadı ha. Gülsüm'ün bu şerefsizlerden en az 1,5 milyon TL alacağı var her birinden. Tarih verdiğine bakmayın. Nikah yok. Peki yapma, resmi nikah olmayan bir şahsi vatandaş olarak da söylüyorum. Hı. Şahsi vatandaş geldi gene, Allah belanı vermesin şahsi vatandaş ha. Şahsiyetsiz pezevenk. Şahsi vatandaş olarak söylüyor chat. Hayır, nikah yok. Hı? Şahsi vatandaş. Peki yapma, resmi nikah olmayan bir şahsi vatandaş olarak da söylüyorum. Ha, resmi nikah olmayan şahsi vatandaş. Peki Adalet Sarayı'nda aile mahkemesi niye boşasın o zaman? Aa burada i̇lkine, var mı da? İlkine kıydın mı? İlkinde var abla. İyi bak. Ha, İkincisinde yok oğlum zaten. Gülsüm'de var, Güllü'de falan yok. Aynen. Güllü de yok. Ayşe Gökburun'da yok. O da kıymaymış. İyiymiş sen de. Bir de boşanmıyor. Düğün yapmadıkları... Ama kıyma demesek yalnız. Şimdi Müge Hanım. Abla ben kaçırdım. Açık ben söyle. İlk eşimi ben kaçırdım. Ha ondan iddiayla kaçırdım. Ulan gerizekalı değilsin. Sen zaten herkesi kaçırdın. Nurevşan'ı iki varsın. Sen zaten herkesi kaçırdın. Vallahi billahi harbi de herkes evlenmiş olabilir ya. İddia yaptı. Kaçıramazsın dedi. Benim hatta rahmetli kayınbabam. Şimdi mekanı cennet olsun. Dedi ki benim kızımı erkek adam kaçır. Benim kızımı kimse kaçıramaz dedi. Ha sen de inat yaptın galiba. Ben de dedim ki ben erkek adamım, senin kızını kaçıracağım bu gecedir. Erkek adama bak vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. Harbiden yani şu anda var ya galiba ıslandım biliyor musun ya? Islandım biliyor musun otur? Harbiden erkeksin biliyor musun? Adam gibi adamsın lan. O gece kızını kaçırdım sabahında ben arayayım der ki oğlum sen benim kızımı mı götürdün? Ayıp ettim dedi. O kadar iş güç var arasında dedi. Oğlum sen benim kızımı mı götürdün? Ayıp ettin mi dedi Gülsüm'ün babası. Babası da bayağı tepki koymuş. Babası da bayağı tepki koymuş usta galiba ha? Çok tepkiliyim. Aşırı. Ne oldu? Erkek mi oldun yani sen? Şimdi ne anlatıyorsun? Abla, şimdi kendi konuşuyor. Yani bana dese ki, ya biz kız kaçırmadık, biz erkek değil miyiz Mehmet? Abla kendisini ben... Ya Şevk abi sen de ne kadar alıngansın be kardeşim ya. Nereden aklına canım Şevk abim, Şevk abi alındı ya. Konuşuyor. Yani ne bana dese ki, ya biz kız kaçırmadık, biz erkek değil miyiz Mehmet? Abla ya canım Şevk abim benim ya. Yani biz kaçırmadık, biz erkek değil miyiz Mehmet? Kendi... Ya kurbanım sana, vallahi çok varım sende ya. Öyle oluyor ama chat şimdi, oraya geliyor birazcık, haklı. Şahsi vatandaş Şevk'ü. Ben kayınbabanın... Şahsi vatandaş Şevk abi. Konusu öyle. Sen erkek değil, bu mu zannediyorsun? Yani usta, Mehmet'in sünnet olduğu gecedir bu gece. Senin için bu kadar iddia var, hırsızlık yaptığı iddiası var. Evet. Kadınların evine girdi, yalan söyledi. Kadınları, adamları kandırdı iddiası var. Sen erkek oldun. Biz kız kaçıramadık, biz erkek olamadık. Ben... Vay Şevk abim benim, vay Şevk abim benim. Şevk abi de alındı. Kazan da çalmadınız. Kazan sen çalmaya da erkek olmuyor. Evet. Evet. Vallahi evet. Bile Şevk abi, bak erkek gibi erkek, adam gibi adam olmak istiyorsan sayılı en az 4000 ceviz, sayılı 2 koyun, ondan sonra sayılı 2 bakır kazan, biraz yoğurt, biraz melah,
Birazcık da abla arka bahçenin bebek bezlerini çalman gerekiyor en az. Ben öyle bir şey yok. Sen biraz önce dedin ki bana sigorta hiç girişin yok dedi. Verdim atlama. Evet, şahsi vatandaş. Bankada tamam. Kredi borcum yok dedik. Tamam. Verdim atlama şu an. Kaç yılın sigortalı çalışması varmış Kadriye? Kadriye. Kadriye hu hu. 16 yıl var mı sigortalı çalışması? Abla şu an E-Devlet açık şu an. O ses ne oluyor? Bunun sesi sürekli. Abla bir şey söyleyeceğim. Abla şu anda E-Devlet'i verim şu anda. Abla bunun sesi niye kayıyor sürekli? 16 yıl var mı? Arada bir sevinmeyi mi oynuyor? Ne yapıyor bu gerizekalı? Ha? Sesi de kaydı ha. Sesini de kaçırdı galiba. Ali İhsancığım ben de seni seviyorum canım benim. Sigortalı çalışması. Abla şu an E-Devlet açık şu an. Abla şu an E-Devlet açık şu an. Oğlum sen pezevenk. Şevka abinin taklidini mi yapıyorsun lan sen? Şerefsiz. Özürüm. Senin sesin nereye gitti Mehmet? Sigorta. Şevo zaten dediği gibi galiba şahsi vatandaş sesini açtı şu anda. Sigortalı çalışması. Abla şu an E-Devlet açık şu an. Verebilirim. Ses komple gitti şu an. Ses götüre kaçtı bir anda. Yani adamlar da diyecekler nereden çalıştırdık bunu diyecekler şu an. Kara ziyaret zaten bundan bıktım. Allah'ım devireceğim ya. Allah'ım devireceğim oğlum. Çok iyi değil mi lan? Çok iyi lan. Çok iyi değil mi lan? Ha? Olur mu lan bu kadar? Ya bu kadar olur mu lan? Olur mu lan? Vallahi lan. İşte esnaflardan alıp ödememesi. Tıpkı benim eşim gibi İbrahim Yakabasan gibi ödememesi var ya. Her yere eşini kayıyor. Aynı. Sen vallahi billahi ya. Aynı Müge Hanım. Siz Murat'la ikiniz yan yana oturun ara ara girersiniz evet. Yani devreye. Birini abla, al öbürünü koy. Abla, yani esnafa onu benim ismini yazdırırdı. Doğru mu? Bir adamdan bir kere malzeme alıyoruz. İkinciye vermiyor zaten parasını ödemedi. İkinciye ben aldım. O sırada Hatice abla tek sebebi var kocam. Bir zaman o adam parasını almasa bana tekrardan malzeme verir mi? Tek sebebi var eski eşim. Benim yalvarıyorsun çocuklarım var diyorsun. Ben kimseye yalvarmıyorum. Ya Allah aşkına. Ben kimseye yalvarmıyorum. Esnafların hepsine gitmiş. Aynı siz senin gibi. Gelin de şu adam kim arkadaşlar bakın. Artık gelelim abla oraya vallahi. Dün bir tane bir isim geçti. Mehmet neydi ya? Bu adam bulunmaz yani, Müge Hanım. Şu an emin olun. Jandarması da polisi de. Hatice bir şey söyleyeceğim. O adam bulunmaz. Ne demek Hatice abla? Abla illaki bir kayıp vardır, bir şey vardır. Bir tek sizin elinizde de değil yani. Birçok ilde. Tamam mı? Kayıp mayıp bilmem ne şu tarihlerde adam arıyordur. Evet. Yani herkesin çok ilgisini çektiğini bu konuyu söyleyeyim. Bu arada siz şimdi girebilir miyim yani? Kaç yıla tekabül ediyor yani o? Sorun bizim şeye muhasebeye. Evet. 4000 günün varmış senin. Sen kaç yaşındasın? 38 abla. 38 yaşında 4000 günüm olur insanın 16 yıl çalışsa. Abla 2006'da başladım ben. 2006'da. Evet. Hesapla yapamıyorum abla ben. Yani hesaplayamıyorum. 2006 sene kaç? 2024. 24'ten 18. 18 yılda 4000 günüm oldu senin. Abla evet. Çok çalışmadığım için. Bak şöyle çalışmadığı için. Sigorta, rapor falan aldım. Ya bu adam hiç işten ayrılmadın demiyor mu? Abla. Allah'ım delireceğim evet. Şu bankadan dolayı sigortayı durdurdu. Sigortası çalıştı. İş yerlerinden kovaladılar zaten hırsızlık yaptığı için. Çalışmadı ki. Hırsız mı? İş yerlerinden kim bilir ne çaldığını anlatayım ya. Bu komple benzinliği de çalar bu gerizekalı sığır ya. Tamam, abla değil. Banka borcum var. Şu an bak vermişim onu ben. O bakımdan dolayı ben kendilerine para vermek için banka borcunu durdurdum. Ha banka borçlarını Barım abim sıfırladı. Seninle git orada yalan yamışı konuşma dedi sana. Yalan söyleme ya sahte kanka. Allah cezanızı vermesin. Gerizekalı mısın salak gönlü ya. Aptal gerizekalı bayramdan durmuştan Ahmet'ten çıkart artık bu mevzuyu. Bu mevzuda 4 tane pislik var. Cennet, Durdu, parantez içinde Taner, Mehmet ve sen. Bitti. Sokma artık şunları işin içine. Abla, abla. Salak. Şu an 143 bin lira bir bankaya borcum var. 143 bin lira bir bankaya borcum var. 180... Kendi söylediği yalanlara inanıyor gerizekalı beyinsiz ya. Niye? Çünkü kredi çekildi. Ne için? Ev için çekildi. Ayşe'ye dolandırdı Ayşe'ye. Ev için çekildi abla. Evin var mı? Ev vardı abla, enkazda gitti. Senin tapınmalında. Yalan tapınmalı söylüyor Müge Hanım, yalan söylüyor, öyle bir şey yok. Niye birinin üstüne? Çünkü en sevdiğim kişinin üstüne tapuyu yaptım. Çünkü aynı aynadan, aynı babadan. Yalan söylüyor Müge Hanım, yalan söylüyor. Küçük kardeşiyle dövüştüler, kavga ettiler. Bunların ses tonları uymuyor. Mesela Mehmet arada bir arkadaşlar kısık konuşuyor. Güllü arada bağırıyor. Onun için benim sesim birazcık kısık kalıyor galiba. Hayır, dur birazcık kendi sesimi açayım chat. Kendi sesimi bir tık açayım. Konuşmuyorlar bilene. Banka kredisiyle. Mehmet. Evet. Nasıl öyle devrediliyor? Şimdi abla banka kredisini ödeyim benim. Tamam da banka kredisiyle alındığı zaman öyle olmaz ki. Benim bildiğim o zaman bankadan onun bütün devrini Müge falan Hanım, alması Müge Hanım yalan lazım. Söylüyor. Kardeşinin evi var. Evet. Bu dedim ya babası öldü. Belediye bunlara işe girdirdi. İki kardeş. Hırkız mı peki abla? O sebat etti kaldı. O ondan aldı. Belki borcu ödüyordur ödemiyordur bilmiyorum ama kesinlikle evim evi yok. Evet. Yok yani. Peki benim evim yok da ben bütün babadan kalan malı kendi küçük kardeşime devrettim. Niye devredesin Mehmet? Zaten onun kafasında çabuk kardeşim. Geçinen bir insansın. Niye devrettin? Çünkü niye? Banka haciz getirdi. Yüzünden boşanır kadar evlensin. Abla niye devrettiğimi sebep söyleyeyim. İlk eş bana 700 bin liralık tazminat davası çıktı. Evet.
Ben bunu dedim ki bu tazminatı sana vermem. Bir dakika, ha bir dakika dur. İlkeş'in Gülsüm sana 700 bin liraya soktu mu? Daha demin 1,5 milyon dedim ya, çok sevindim abla. 700 bin az bile sana pezemek. Kadının 10 yıl boyunca hayatını karartmışsınız. Puşt. Kullanma bedeli yazmış lan. Affedersin bilmem ne bedeli yazmış lan. Yazacak tabii şerefsiz. Sana yazacak tabii. Bana mı yazacak? İt. Ödeyeceksin o parayı. Öde. Kaçırdın. Türkçesi mal kaçırdın. He. Ben de bu parayı sağ ödememek için kendi kardeşime devrettim. Sağ ödememek için ne demek ya? O kadar parasını öde ya. Müge Hanım bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Sen ne yapsan? Ev yok, ev sen yok. Sen baştan sona hep anne batarsın. Anne babasından düşen malları devretmiş oluyor. Hani senin doğru yaptığın bir şey yok mu? Derler ki bozuk saat bile günde... Abla zaten belli değil mi? Allah'ını seversen tipe bak ya. Ya şunun abla doğru bir şey yapma ihtimali olabilir mi? Allah'ını seversen ya. Ha? Şunun bu hayatta doğru bir şey yapabilme ihtimali olabilir mi? Kurbanım sana ya. Bir kere doğruyu gösterir. Senin doğru yaptığın ne? Size gelmek Müge Hanım. En o da yanlışlıkla biliyor musun abla? Doğrusu bu. Size... Bak, o da yanlışlıkla. Gelmek... Ben size geldim. Bak şunu söyleyecektim. Yani emniyet yetkilileri de sizi izliyor. Kendi ayağına sıktı. O da kendi ayağına sıktı yani. Şu Mehmet falan dedin ya. Kardeşim kimi öldürdüğünü söyleyin. Sen sağ ben selamet. Kimseyi... Tabii. Enes Nabil. Hani doğruyu da yanlışlıkla yaptı. Doğruyu yanlışlıkla yaptı chat. Ve bak ben sana şöyle söyleyeyim Mehmet. Ben bu iddianın doğru olduğuna inanıyorum. Ben bunun yalan olduğuna inanmıyorum. Onu hangi iddia abla? Şahsi kanaatim benim bu. İddia dediğin kıyma makinesi mi? Abla, ve sen ilk başta buraya geldiğinde... Abla et makinesi iddiasını ben de önce bir ara dedim ki hani şüpheli midir falan dedim chat'e. Chat dedi ki yok abi dedi doğru olur dedi falan filan dedi. Sonra ben de dedim ki bak dedim koku işi var bilmem ne yok efendime söyleyeyim kadınların kusma işi var. Belli ki bu dördü işin içinde bu bir gerçeklik. Sen bunu söyleyince onlarla bir olup hani herkesin gülün üzerine saldıracağını sen sıyrılacağını düşündün ya. Tabii. Ben artık senin de bu cinayette parmağın olduğuna inanıyorum. Bu abla bu buraya niye gelmiş biliyor musun? Belli ki bu hani bu iş açığa çıkacak gibi mi oldu? Bir sıkıntı mı oldu? Yanlışlıkla bu dillendirildi burada da. Ondan dolayı mı patladılar bilmiyorum. Mehmet bunların üstüne yıkmaya çalışıyor. Mehmet Güllü'nün üstüne yıkmaya çalışıyor. Güllüler de Mehmet'in üstüne yıkmaya çalışıyor. Ama dördü de işin içinde bence. Yok, o yüzden abla. Sen az önce bundan yarım saat önce yok öyle bir şey deyip kendi sen artık anladın olayın sana geldiğini. Özellikle Hatice Hanım buraya gelmesiyle hayır, beraber. Hayır şimdi. 2000 hayır. Şimdi bu iki ekip de birbirini çok sevmiyor. Şimdi Güllü, Cennet, Taner üçlüsü bir tarafta, Mehmet bir tarafta. İkisinin de çıkarı çatışıyor ama ortak noktaları var arkadaşlar. O da nedir? Et makina. Et makina. Birazdan gelecek stüdyo abla. Birazdan stüdyoya gelecek et makina. Devam edelim abla. 2018 yılında bana da anlattı demesiyle abla, beraber. Yani et makinesi konusunda arkadaşlar şu anda tamamen mafyatik kurallar, suskunluk yasasını uyguluyorlar yani ben sana söyleyeyim. Artık sana da sorulacağını inandın. Aynen lafın ya bir de şey yani hiçbir şey yok. Yok yok öyle bir iddia yok. Bir hafta 10 gündür konuşuyorsun. Yok canım öyle bir şey olmadı ya abla, geldi. Abla şimdi birden götü sıkıştı abla. Baktı hedef kendisi. Hedef ben miyim lan? Oraya gelmeyeyim lan. Abla kıyma makinesi, şey hayır. Kıyma makinesini anlatıyordun. Sen sattın, ben sattım. Evet. O aldı bilmem ne falan. Bu başka. Canım anahtarı sihirli lambayı ben sattım. Tabii ki konuştun sen güzel. Sonra Mehmet de bu işi biliyordu denmeye başlayınca. Evet. Abla benim bilgim dışında. Ben bilmiyorum. Ya kendisi de bak bu konuda hayır, senin anlattın bak Mehmet. Senin anlattığın. Ben sana az önce reklam arasında da söyledim. Evet. Ben onları küçümsemek için falan söylemiyorum. Duygular işin içine girince insanın aklı seyahate çıkar. Tamam mı? Evet. Ben Güllü de değilim, Ayşe de değilim. Ki bunlarda bir de akıl da yok abla. Ayşe Gül de değilim. Öyle ben gittim de çadıra. Çadırda kavga ettim. Çadır demesek anası var. Sonra arkadan gittim. Bir tane işte bir şey içecektim bir tütün. Onları şeyin önünde konuşurken duyduğum gibi bir iş değil bu. Evet. Öyle bir şey olmaz. Abla, bunlar da kusura bakmayın. Abla, bunlar da gerizekalı değil. Sen herhalde herkes öyle sanıyorsun. Hayır abla. Tamam mı? Ya durup da çadırın önünde biz de adamı nasıl kesmiştik kardeşim diye konuşacak halleri yok yıllar sonra. Ablacığım. Ama bir şey söyleyeyim. Ahmet de öyle dedi yalnız abla. Ahmet de dedi ki şeyde dedi ne derler. Tarlada bir şeyler bellerken konuştular kendi aralarında dedi. Şimdi... Bunlar genelde konuşuyorlar çünkü abla bunlar manyak. Bunlar kendi aralarını dillendirmiş olabilirler ya. Şunu söyleyeyim sana. Onu bana da söylüyor. Seni de öldürürüm diyor. Aa, kendi her zaman. Bana bakmak zorundasın diyen insan. Evet bakmak zorundasın. Abla şu an niye ben bakacağım? Ben başka bir adama gidiyorum. Ben niye bakacağım çocuğuna ben? Çocuğuna bakmak zorundasın. Abla çocuğa ben bakarsam çocuğumu alır ben kendi yanında bakarım. Sen kendine bak. Önce de sonra milli çocuğunu al yanına. Hakikaten anasını satayım. Vallahi bir leyet makina. O değil mevzumuz. Çocukları sana vermem. Ne kadar kendini çapalasan da çapala. Çocukları sana vermem. Çocuklarına bakıyorum. Çocuklar ne size ne öbürünü yar olacak Allah kahramesin belli ki ya. Şimdi sana muhtaç değil. Bir dakika ben şunu soruyorum. Evet. Sen bu kıyma makinesinde adam öldürüldüğünü nerede... Ya ne kadar çapalarsan çapala mı dedi arkadaşlar o? Çapala dedi değil mi? Ben biliyorsun. Abla ben bilmiyorum.
Ben içinde çünkü Müge Hanım, içinde çünkü kendisi. Yani, içinde yani olmasa bu kadar, anlatamaz. Anlatmadım abla, yalan söylüyorum. Ben anlatmadım. Ya neyi anlatmadın? Ona gerizekalı, zaten programda anlattın. Anlatmadım. Vallahi ikinci Sinan Sardon ya. İkinci Nazmiye ya. Ya Müge Hanım, pardon, Hatice Hanım kilolu diyor. Ahmet'in kız kardeşi bağlandığında göbekli bir adamdı diyen o değil mi? Evet. Evet. Göbekli bir adammış, bilmem neymiş. Onu anlatmışsınız, göbekli evet. Bir adammış. Ay tövbe abla, ya. Yalan söylüyorlar. İsim geçti bir ara, bir Mehmet diye bir isim geçti abla. Ne o dedektör makinesi miydi? Neydi o makinenin ismi? Vallahi yalan. Bir sen mi doğru söylüyorsun? Hayır, niye bunların hepsi bir araya gelsin, abla, yalan söylesin? Abla ben Bayram abi, Durmuş abi, Ahmet'e bir şey demiyorum. Ama Hatice'nin dediğine yalan. Ben... E tamam, tamam, hadi Hatice'ye alan. E Bayram da söyledi kıyma makinesi işini. Niye onların şey dediğiyle demiyorum. Aynı şeyi söylüyor kadın. Ya. O sadece senin de işin içinde olduğunu söylüyor. Hayır abla, ben işin içinde de yok. Sen ne zaman olsa Güllü'nün dibinden ayrılmıyorsa ki zaten. Evet. Abla Güllü benim kapıma 2019'da geldi. 9.27'de dava açtı. Hı. Ya 9.27'siyle ne alakası var ya? Abla o tarihe kadar benim yanımda yoktu. Yok. Tamam, sonra demek ki oturdun konuştun. Evet. Sonra da bu kadından bana bir şey kocasından şikayet edince onun da aklına girebilir miyim diye tuttun bunu anlattın. Ona hikaye yapacağından değil belki de. Evet. İşte onu kandırmak için. Hayır abla, ben onu kandırmadık da bir şey değil. Bana deseler ki dünya bir tane bu kalsa. Hı. Bir de sen kalsa. Ben gene yansıttım babası. Siktir lan çaka, siktir. Geri zekalı bir insin sen. Sen. Bana deseler ki dünya bir tane bu kalsa. Hı. Bir de sen kalsa. Ben gene yansıttım babası. Ulan geri zekalı bir insin. Dünyada bir tek bu yokken bile yürümüşsün. Dünyada bir tek Hatice yokken bile yürümüşsün. Sığır. Sen. Açık ve net konuşun. Açık ve net konuşuyor bir de. Gene yansıttım babası. Müge Hanım. Kendisin. Yani. Müge... Abla dünyada bir tek bu kalsa. Bir de ben kalsam. Gene bir tabuza alacağız. Orada bir şey diyor ama onu ben anlamadım. Ne diyor? Babası. Bir şey diyor. Bana deseler ki dünya bir tane bu kalsa. Dünya bir tane bu kalsa. Diğer tarafta da bu kalsa. Gene mi burada dedi? Orada tam olarak ne diyor ben de anlamadım chat. Ne anladınız mı siz? Allah aşkına siz anladınız mı? Hani gene buna bakmam falan demiyor. Dünyada bir bu kalsa. Bir de ben kalsam. Gene mi burada dedi? Bir de sen kalsa. Ben gene hasreti babası. Ben gene hasreti babası. Ben gene hasreti babası. Açık ve net konuşun. Açık ve net konuşun. Orayı anladın mı? Ben gene hazır değilim. Orayı anlamadım usta. Kobra Melisa. Orayı anlamadım Elif'cim. Gene yansıtı babatırma. Müge Hanım. Gene ben hazır betimi. Nasıl? Kendisi. Yani, ben gene yansıtı babatırma. Gene hazır beyim oldu. Açık ve net konuşun. Kim ediyor? Gene yansıtı babatırma. Müge Hanım. Gene hazır betimi. Müge Hanım. Nasıl? Kendisi. Yani. Müge Hanım kendisini herhalde dev aynasında görüyor. Ben uydurmadım. 2010... Orasını hiç anlamadık. Orayı bak anlayamazsam vallahi edileceğim ya. Gene hazır betimi oldu. 8'de arabasına bindim. Sen ben arabama bindiysen 7 dakikalık. Gene hasebatesi. Mesela ben sabrını nasıl anlatmışım? Biz Mehmet seninle bak sevgili değilim kesinlikle. Bana bir zaafım vardı önceden beri. Benim bütün mahallede bunu bilirdi. Benim sana hiçbir sevgili hayatım yok, zaafım da yok. Olamaz, olamaz zaten. Ben senin kariyerinde bir bayan değilim. E sen de benim. Ben senin kariyerinde enteresan. Ben değilim sen, kesinlikle bak. Sen, yani eğer sen zaten ben seni hayatıma alsam sen statü atlarsın gibi bir şey galiba bu. Sadece benim. Ya ben sen de Müge Hanım o 5 TL'yi de benim buna kaptım. Bak canım biz gerçekten aynı kalibrede değiliz tamam. Ben 5 milyarı kaptırmam şöyle oldu. Bana eve gitti gösterdi dıştan evi gezdik. Ev sahibi kapora istiyor dedi. Evet şu anda bütün chatte bu arada arkadaşlar. Bütün chat aynı kariyerde insanlar olduğu için arkadaşlar birbirimize bir şekilde anlaşabiliriz diye yorumladım. Arada akşamdı. Sabah 4-4-12'ye tekrar işe gidecektim. Arabam evet. Bozuldu Hatice seni götüremem dedi. Ben o nedenle verdim o parayı. Beni kesinlikle İstedim. Tuzağa düşüremedi. Galiba öyle dedi biliyor musun? Gene münasebetim olmaz dedi hakikaten. Vallahi doğru bak iyi yakaladın ha. Gene münasebetim olmaz. Doğru evet. Abla yalan İşten söyledi. Kaç defa aldı beni dertleşiyorduk çünkü biz. İyi chatte birisi çözdü şifreyi. Abi ben seni kaç defa almadım ben arabama. Adamı 8 parçaya böldüğünü de söyledi. Söylemiş abla detay da vermiş yani. Gene mi ne asabeti bu? Ya yalan söylüyorsun ya niye yalan Evet dedim Allah aşkına. Adam madem şişko 8 parçaya böldünüz. Ha. Lan onu da bize biber salçası makinesine çektiniz yedirdiniz mi Allah belanı vermeye. İbrahim senin için çerez dedim. Abla yalan söyledi. O günden sonra parayı koyunu aldı. Ben bunun izini kaybettim Müge Hanım. Ta ki sizin programa kadar. Abla yalan söylüyor. Neden yalan söylüyor? Ben mahallenin alt tarafında. Anayolu kenarında çadırda kalıyorum. Evet. Her insan beni görüyor. Bu kadar net konuşuyorum. Karacasu, Karaziyaret mahallesi herkes bağlanabilir. Abla, Hatice Ekizek şu hatası var denilsin ben buradayım. Bağlayabilir miyiz abla? Senin petroldeki arkadaşı bağlayın Allah aşkına. Ay senin petroldeki arkadaşı nasıl çiğim? Vallahi billahi ya. Gel hemen asabete. Açmaz ki Müge Hanım yalan söylüyor. Abla açmıyor. Yarım saatten beri beni az önden aradı. Yarım saatten beri bekliyoruz biz. Ne işi varmış? Neyi bekliyormuş yarım saatten? Ne anlatacak senin petroldeki arkadaşın gerizekalı Mehmet? Abla doğrusunu söyleyecek insan o. Neyi doğru? Neyin doğrusunu? Allah aşkına çok merak ettim. Bir petroldeki arkadaşı bağlasanıza ya. Benim orada kaldığımda, çadırda kaldığımda, benim başıma neler getirdiğinde. Ya Güllü'yle zaten siz kaos bir hayat yaşıyorsunuz. Benim derdim o değil ki. Abla, hangi adam öldürüldü onun derdini. Abla adam falan kimse öldürüldü. Üstelik bir cinayetten bahsediyorsunuz. Adam. Ben o Esme'yi de unutmuyorum yani. Abla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Güllü de bu kaybolan adamı saklıyor. Mehmet de bu adamı saklıyor. Hepsi birlikte abla. Lahmacun yerken bunlar gümbür gümbür öksürük tutmadı mı bunları abla?
Abla sıra... beni konuşturmayın chat. Gelecek. Bir adam adam öldürecek adam. Niye depremde götürme o kadar insanlar çarpsın ya? İnsanlar deprem, bir atma. Depremde, konuş. Depremdeki birini enkaz altında kaldıran birini, kalan birini çıkartmak ayrı bir mevzu. Evet. Parasını pulunu alıp senin canına kastedeceğini düşündüğün ya da parasını geri ödememek için birini öldürmek apayrı bir mevzu. Hayır lan. Bu şerefsizler var, o yıkında da milletin malını falan da yağmalamıştır ha. Abla. Mehmet. Nasıl? Sen buraya Mehmet. Niye geldin? Çocukların sen için. De... Hayır. Çocukların için tamam. Sen evet. Ama dedin ki. Çok sıcak oldu gene, çok sıcak oldu chat. Bunlar adam öldürürler. Hatta bir adam öldürdüler. Ha. Öldürdükleri adamı da salça makinesinde, kıyma makinesinde çektiler. Evet, bunu kendisi söyledi. Ben tekrar söylüyorum. Geçen bölümü editlerken ben zaten birinci bölümü editledim ve gördüm. Kendisi söylemiş. Hocam, dolayısıyla bir daha. Hocam yok hadi sen kendi söyledin sığır. Demedim. Ha, hocam kesme. Olayı yanlış anlatma. Hayır. Ben çektiler adam demedim. Öldürdükleri yüzü de çekenler bunlar dedi. Onu yanlış anlatma dedi. Bak lan Şevki abi sana niye itibar atsın? Salak! Mengi bekçimi iyi ki varsın güzelim benim.